Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizi bu videoda güzel bir hanımefendi ve iki yakışıklı beyefendiyle birlikte karşılıyoruz. Bundan sonraki ilişki terörü videolarımızın konsepti böyle olacak ve her videoda bir kurgusal hikaye canlandıracağız. Bu hikayelerin kahramanlarını da size böyle Barbie bebekler şeklinde canlandıracağım. Onlar da bana bu videoda eşlik edecekler, beni yalnız bırakmayacaklar. Size bu videoda ilişki terörünün 1. serisinin bu videosunda patolojik kıskançlık konusunu anlatacağım. Ve bunu Zeynep, erkek arkadaşı Çağatay ve Zeynep'in eski erkek arkadaşı Harun vasıtasıyla anlatmaya gayret edeceğim. Bu tamamen kurgusal bir hikayedir. Gerçek yaşamda gerçek karakterlerle ve hikayelerle hiçbir bağlantısı yoktur. Sadece ilişkilere dair fikir vermesi açısından böylesine görsel bir canlandırmayla ve kurgusal bir hikayeyle size anlattığım bir içerikten ibarettir. Size biraz karakterleri tanıtayım. Harun biraz kenarda kalsın. Önce Zeynep ve Çağatay'dan bahsedelim. Zeynep ile Çağatay havaalanında neredeyse tamamen tesadüfi bir şekilde tanışıyorlar. Sohbet muhabbet derken bir yakınlaşma oluyor ve Çağatay'ın nazik davranışlarından, centilmen yaklaşımlarından oldukça etkilenen Zeynep, Çağatay'a aşık oluyor. Ve Çağatay da tabii ki Zeynep'e karşı yoğun duygular besliyor. Ve çok hızlı bir şekilde apar topar neredeyse bir ilişki başlıyor ve çok yakın, çok samimi ve olabildiğince bazı ilişkideki ilk tanıma süreçlerini, evrelerini hızlı bir şekilde es geçip kendilerini oldukça yakın ve samimi birer sevgili olarak buluyorlar. Fakat garip olan şey şu, Zeynep yaklaşık 10 gün kadar önce erkek arkadaşı Harun'dan ayrıldı ve biraz Harun'dan bahsedeyim size. Harun böyle kendi dünyasında takılan bir arkadaş. Hani Zeynep'in ihtiyaçlarını çok fazla önemsemeyen, böyle onun ihtiyaçlarını gözetmeyen, çok ilgi alaka göstermeyen, kendi kendine takılan bir arkadaş. Yani Haruncum, senin yaptıklarını pek de tasvip etmiyoruz. Ve dolayısıyla Zeynep Harun'un ilgisizliğinden, onun sevgisini ifade edemiyor olmasından rahatsızlık duyuyor, sıkılıyor ve ilişkiyi sonlandırıyor. Ve daha yasını yaşamadan, acısını tam yaşayamadan belki de çivi çiviyi söker diyerek, belki de duygularının esiri olarak, belki de Çağatay'ın yaklaşımlarından çok etkilenerek ona aşık oluyor. Tamamen havaalanında tesadüfen karşılaşma sonrasında gelişiyor bu aşk. İlk başta her şey son derece güzel. Tam bir toz pembe aşk hikayesi. Çağatay Zeynep'in bütün ihtiyaçlarını gözetiyor. Hatta o bir şey söylemeden anlıyor. Sürekli onunla iletişim halinde, onu takip ediyor. Fiziksel anlamda, duygusal anlamda yanında oluyor. Her şeyiyle gerçek bir ilişkiyi aslında Zeynep'e sunuyor. Buraya kadar çok güzel. Fakat Çağatay Zeynep'in hayatında olup biten her şeye hakim olmak istiyor. Sosyal medyada kimlerle yazışıyor, kimleri takip ediyor, arkadaşları kimler, sokağa çıkarken hangi kıyafetleri giyiyor, şu anda tam olarak nerede, Zeynep'ten konum atmasını, arkadaş listesinde kimler olduğunu tek tek anlatmasını vesaire gibi şeyler istiyor. Dolayısıyla bunlar Zeynep'i biraz tedirgin ediyor fakat aslında bir taraftan da Zeynep Çağatay'ın göstermiş olduğu bu ilgi karşısında kendisini tamamen akışa kaptırıyor. Çünkü Harun'un ona yaklaşımı Zeynep'i o kadar yormuş, o kadar yıpratmış ki Çağatay'ın gelişiyle birlikte adeta Zeynep bir anda kendini gerçek bir aşkın kollarında bulduğunu hissediyor. Fakat Çağatay'ın yaklaşımlarındaki tutarsızlığı, tuhaflığı, aşırı kıskançlığı, onun hayatını adeta kontrol altına alma isteğini fark etse bile bu aşkın kör edici etkilerinden dolayı görmüyor ya da dikkate almıyor. Bildiğimiz üzere aşkın özellikle 1. evresinde insanlar neredeyse gözü kör olmuşçasına, başka hiçbir şey görmezcesine aşka kendini kaptırırlar ve dışarıdan birileri bunu fark ettiğinde, uyardığında bunu dikkate de almazlar. İşte Zeynep'in yaptığı da tam olarak bu. Çünkü problemli bir ilişkiden, sevgisini yeterince yaşayamadığı, yeterince ilgi göremediği bir ilişkiden kendisini böylesine ilgi yumağı haline gelmiş bir ilişki içerisinde bulunca Zeynep haliyle Çağatay'ın yaptığı hiçbir şeyi o kadar da patolojik görmüyor. Fakat Çağatay gün geçtikçe, Zeynep'e daha da bağlandıkça, aralarındaki ilişki çok daha kurumsallaşmaya başladıkça bu kıskançlığın dozunu abartıyor. Zeynep'in şüphelendiği ya da sadece sosyal medyada bakıp tipini beğenmediği arkadaşlarını arkadaşlık listesinden çıkarmasını istiyor. Daha da ileriye gidiyor ve Zeynep'in sosyal medya hesaplarının şifresini istiyor. Zeynep nerede ne yapıyor bunu çok merak ediyor fakat abartarak Zeynep'ten konum istiyor. Hatta bulunduğu yerden bir canlı fotoğraf gösterip atmasını istiyor. Hatta görüntülü aramasını istiyor her defasında. Bunlar başlarda Zeynep'in hoşuna giderken olur olmadık yerlerde bu talebi sürekli olarak Çağatay'ın göstermiş olması tabii ki Zeynep'i irite ediyor haklı olarak. Ve Zeynep kendini tam bir kıskaç içerisinde hissediyor. Ve böyle bir durumda işte hikayeyi durduruyoruz. Hikayenin bundan sonraki kısmı aslında biraz yoruma açık kısım. Şimdi patolojik kıskançlık dediğimizde Çağatay'ın Zeynep'e olan yaklaşımı belki ilk başta tatlı, sevimli geliyor olsa da bir zaman sonra artık hastalıklı bir hal alabiliyor. Harun gibi bir arkadaştan böyle bir ilişkiden sonra Çağatay'ın karşısına çıkmış olması Zeynep için çok iyi. Fakat Çağatay'ın tavırları yani inanılmaz bir şekilde ilişkiyi bambaşka yerlere götürebilecek, tehlike içeren bir potansiyele de sahip. Burada birkaç soru sorarak videoyu ilerleteceğim. Zeynep acaba Çağatay'la ilişkisine devam etse, hatta ilişkiyi daha ciddi bir boyuta götürmeye başlasalar, evlilik kararı alsalar, Zeynep'in kaderinde, ilişki kaderinde, hayatında Zeynep'i neler bekliyor olabilir? Burası aslında bir yol ayrımı. Ve tam tersi bir senaryoyu düşünelim. Zeynep Çağatay'ın bu davranışlarından rahatsızlık duyup ilişkiyi sonlandırsa Zeynep'i bu defa nasıl bir kader bekliyor olurdu? İlişkilerin aslında kaderi bizim genel anlamda yaşam kaderimizi de doğrudan ya da dolaylı yollardan etkiliyor. Hani günün birinde o kişiyle tanışmamış olsaydık ya da tam köşeye döndüğümüzde, çarpıştığımızda, kitaplar yere devrildiğinde, alıp göz göze geldiğimizde vedalaşıp ayrılsaydık, o hikaye hiç başlamasaydı bu hikaye, bu kader bizi nereye götürürdü? Bu çok önemli bir soru. Ve buradaki en kilit soru Zeynep Çağatay'la birlikte devam ederse bu ilişkiye ne olur? Bunları sizden yorum bölümünde interaktif olarak almak istiyorum. Zeynep ilişkiyi sonlandırırsa Zeynep'i ne bekler? Zeynep muhtemelen üzülür. Harun'dan sonra karşısına iyi bir insan çıktığı için sevindiğini ama sonra Harun'un yaptıklarından işte çok daha farklı bir şeyle karşılaşmadığını düşünür, acı çeker. Belki travmatize bir deneyim yaşar ama acaba bir süre sonra bu yaşadıklarını içselleştirip unutup belki bir terapi desteği alıp hayatına tekrar normal şekillerde devam edebilir mi? İkinci senaryomuz bu. İşte bunlar bir takım ilişkisel kader senaryoları. Böyle bir durumla karşılaştığımızda verdiğimiz kararlar, yaptığımız seçimler bizi bambaşka yönlere götürebiliyor. Eğer Zeynep Harun'la ilişkisine devam etseydi, bu ilişkiyi bitirmeseydi başka bir kader onu bekliyor olacaktı. Zeynep Çağatay'la olan ilişkisine devam etse farklı bir kader, bitirse farklı bir kader onu bekliyor olacaktı. Bu nedenle ilişkilerde özellikle kaderimizi oluşturabilecek bir takım seçimlerle bazen karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen sırf kaybetmemek için, sırf o kaybetmenin verdiği acıyı yaşamamak için insanlar istemeseler de kendilerini problemli bir ilişki içerisinde bulabiliyorlar. Şimdi birkaç soru daha var. Zeynep, Çağatay'ın hangi davranışlarını ilk gördüğü andan itibaren şüpheyle karşılamalıydı? Çağatay'ın hangi davranışları normal bir kıskançlık ya da normal bir ilgi ve alaka gibi değerlendirilebilirdi? Hangileri gerçekten patolojik olabilirdi? Şimdi sizden önce o kişinin hayatında arkadaşları var, ailesi var, bir geçmişi var, bir hikayesi var. Ama siz onun hayatına girdiğinizde tıpkı Çağatay'ın Zeynep'e yaptığı gibi diyorsunuz ki hayır ben onlarla görüşmeni istemiyorum. Çağatay'cığım hiç kusura bakma böyle bir durumda senin bunu söylemeye hakkın yok. Harun'un yaptığı da tamamen yanlıştı çünkü Harun da Zeynep'i hiç dikkate almıyordu. Kimle ne yapmış, kimle görüşmüş, kimi takip etmiş, nerede ne yapmış hiçbir şekilde umursamıyordu. Haruncum kusura bakma, ikinizi de toplasak Zeynep'i ya da herhangi bir insanı mutlu edebilecek çok fazla bir şey çıkaramıyoruz. Şimdi Zeynep'in talihsizliği Harun'la ya da Çağatay'la karşılaşmak mıydı? Bu bir talihsizlik miydi? Yo, Zeynep havaalanında Çağatay'la tanıştı. Zeynep Harun'dan ayrılmıştı. Şimdi Zeynep'ciğim, yani sen de şöyle yüzünü dön bana. Sen de yani öyle hemen ilk gördüğünde aşık olup bir anda yaşadıklarını unutmayacaksın. Yaşadıklarından ders alacaksın. Bunları böyle güzel bir şekilde hatırlayacaksın. Karşına çıkan insanlara baktığın zaman böyle sana travmatize deneyimler yaşatıp yaşatamayacaklarını göreceksin. Yani sen de bunları düşünmek zorundasın. Sanırım Zeynep de mesajı aldı. Peki bu hikayeden çıkarabileceğimiz başka hangi dersler var? Ya da siz kendi hayatınızda benzer hangi deneyimleri yaşadınız? Neler fark ettiniz? Bazı sorunları gördüğünüz anda bunları geçiştirdiniz mi? Yok saydınız mı? Yoksa bunları çözmeye mi çalıştınız? Birlikte bir destek mi aldınız? Bunlar da özellikle bu videoyu biraz interaktif hale getirmek için kendimize soracağımız önemli bir takım sorular olmalı. Şimdi Zeynep hayatına böyle birini neden çekti? Neden sürekli problemli insanlar geliyor, Zeynep'i buluyor? Bunlar çok kaliteli sorular değil. Birçok insanın yaptığı aslında tam olarak budur. Neden sürekli birbirini tekrarlayan insanlarla karşılaşıyorum? Neden hayatımda bir türlü beni mutlu edecek insanlar karşıma çıkmıyor gibi düşünceler aslında bizim için çok da verimli, çok da bizi tatmin edecek cümleler değil. O yüzden Zeynep'ciğim, artık kendine şunu sormayı bırak. Neden sürekli aynı insanlar çıkıyor karşıma? Neden sürekli tekrar benzer senaryoları yaşıyorum? Çünkü bunların bize katacağı hiçbir şey, olumlu anlamda bir şey olmayacak. Peki Zeynep Çağatay'ın davranışlarından rahatsızlık duydu ve gelecekte potansiyel olarak bu ilişkinin gerçekten de ikisini mutlu edemeyecek bir yöne gidebileceğini fark etti. Böyle bir durumda Zeynep ne yapmalıydı? Zeynep ilişkiyi sonlandırmak için hangi adımları atmalıydı? Bunu Çağatay'a söylediğinde Çağatay ters bir tepki vermesi durumunda Zeynep'in vereceği yanıt ne olacaktı? Yani bir ilişki bitirmek de hiç kolay değildir. Yani bir ilişkiyi sonlandırmak gerçekten cesaret ister. Yürek ister, kararlılık gerektirir ve sonrasında o kişiyi göremeyeceğinizi, o kişiyle belki daha önce yaptığınız birçok şeyi yapamayacağınızı düşünmek, göze almak ve bu riske rağmen ilişkiyi bitirme kararını verebilmektir. Zeynep acaba bu noktada Çağatay'la olan ilişkisini bitirmekte zorlansaydı ya da Çağatay Zeynep'le olan ilişkiyi bitirmek istemeseydi, burada Zeynep'in yapması gereken şey ne olacaktı? Bunlar da biraz kafa yakan sorular ama kesinlikle yanıtlanması gereken sorular. İşte bu hikaye, ilişki terör videolarımızın ilk hikayesinde üzerinden geçtiğimiz bu öykü. Bu bir kurgusal öykü tabii ki ama birçok insanın hayatında sıklıkla gördüğümüz bir senaryo. Yani burada Çağatay var, burada Zeynep var, burada Harun var. Bu insanları siz kendi hayatınızda bir yerlere yerleştirin. Belki siz Harun oldunuz ya da siz Zeynep'siniz ya da siz Çağatay'sınız. Kendinize dışarıdan bir gözle baktığınızda bu hikaye içerisinde gerçekten objektif bir şekilde nerelerde hata yaptığınızı görebildiniz mi? Ya da karşınıza bir insan çıkacak olursa bundan sonra bu hikayeyi hatırlayıp ya da bundan sonra üzerinden geçeceğimiz hikayelere göz atıp gerçekten bu kararı verebilecek, bu cesareti gösterebilecek gücü kendi içinizde hissetmeye başladınız mı? İlişkilerde çünkü bir matematik var. Bir denklem var. Bazı şeyleri görebilmek için kahin olmaya gerek yok. Örneğin Çağatay'ın aslında Zeynep'le, örnek veriyorum, evlenselerdi Zeynep'e neler yapabileceğini kestirmek çok da zor değil. Zeynep'in kıyafetine karışması, Zeynep'in arkadaş listesini sürekli takip etmesi, sırf tipini beğenmediği için bu çapkın birine benziyor, bununla görüşmeni istemiyorum diye, belki de onun üniversiteden en yakın kankasıyla ilişkisini kesmeyi istemesi, tüm bunlar size sağlıklı geliyor mu? Kıskançlık dediğimizde aslında yanlış anlaşılabilecek birçok şey de karşımıza çıkıyor. Çünkü kıskanmak bir sevgi gösterisiymiş gibi algılanabiliyor. Yani acaba Harun Zeynep'i kıskanmayarak onu hiç sevmediğini mi ifade ediyordu bize? Hayır, belki de Harun gerçekten Zeynep'i seviyordu. Harun'un yaptıklarını onaylamıyorum tabii. Yani Haruncum, seni böyle onaylar gibi konuştuğuma bakma. Ama belki de senin sevgini ifade etme şeklin yanlıştı. Ama sen bunu yapamadın diye ya da işte Zeynep'in beklediklerini karşılayamadın diye Zeynep'i sevmiyorsun diyebilmek de mümkün değil. Ya da Çağatay'ın yaptıklarına bakıp da Çağatay gerçekten bu kızı çok seviyor, İşte bu adam bu kızı memnun eder diyebilmek, mutlu eder diyebilmek de çok mümkün değil. Normal sınırlar altında kıskançlığı, benimsemeyi, Sahiplenmek demiyorum çünkü bir kedi köpek sahiplenmiyoruz. Karşımızda bir insan var. Benimsemeyi, onunla bir ve bütün olmayı elbette normal, sağlıklı şekillerde kabul edebiliriz ama bunu onunla görüşmeyeceksin ya da sosyal medya şifrelerini bana ver ya da sürekli beni görüntülü ara, nerede olduğunu görmek istiyorum gibi ifadelerle kıskançlık noktasına taşımak çok da kabul edilebilir gelmese gerek. O yüzden bu hikayeden hepimizin aslında çıkarabileceği çok güzel mesajlar var. Bu hikaye bize normal sınırlarda ya da patolojik sınırlarda bir kıskançlığın hayatımızı nerelere taşıyabileceğiyle alakalı fikir verebilir. Bu hikaye bize yağmurdan kaçarken doluya tutulmanın ne demek olduğunu anımsatabilir. Karakterlerimiz bunlar. Evet Haruncum, gerçek yaşamda Harunlar lütfen üzerlerine alınmasınlar. Bu kurgusal bir hikaye. Ya da gerçek yaşamdaki Çağataylar ve Zeynepler de bu bizim hikayemiz bize anlattı falan gibi çok fazla empati kurarak ya da sempati kurarak düşünmesinler. Çünkü bu bir kurgusal hikaye. Herkesin parmak izi gibi her ilişkinin de parmak izi birbirinden farklı. Bu nedenle hikayeyi özel bir noktada, hikayeyi insanların kendi özelinde değerlendirmek çok daha mantıklı olacak. Bu ilişki terörü videolarının devamı da gelecek. Bu ilişki terörü serisinde üzerinden geçmemi istediğiniz bir takım kurgusal karakterler ya da hikayeler var ise bunları tabii ki asla gerçek yaşamdaki insanlarla ve hikayelerle bağlantılı anlatmayacağım. Bunu kesinlikle yapmayacağım çünkü bu etik de değil, doğru da değil. Ama bana önerileriniz, bu konu üzerinden de geçebilirsin diyeceğiniz önerileriniz varsa bunları lütfen benimle paylaşın. Bunları da sonraki videolarda farklı karakterlerle konuşalım. Çünkü siz şu anda göremiyorsunuz ama benim masamın arka tarafında farklı karakterler var, farklı burada Barbie bebekler var. Onların kıyafetlerini değiştirerek bazen farklı efektlerle, farklı eşleşmelerle karşınızda olduğunu zaten göreceksiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Ben videodaki oyuncu arkadaşlarıma, Harun'a, Zeynep'e ve Çağatay'a çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun.